نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Nun ve kalem ve ehli kalemin satıra dizdikleri ve dizecekleri hakkı için. Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin. Ve tükenmez. Rabbinin bir nimeti olarak, sana özel bir nimeti olarak sen mecnun değilsin deseler. Ve senin için kesilmez, sürekli devam eder bir ecrazim vardır. Le ecren tenvin tenkir için olması itibariyle o ec sınırsız, sülüssüz. Ma la aynun ra'at ve la uzun semiyat ve la hatır ala kalbi beşer. Hep inne ile tekit ediliyor. Cümle tekit ediliyor. Ve cümle bütün hususiyetiyle esas söz konusu. Çünkü enne değil, yani orada tevil-i müfret olur. Ama burada gördüğünüz gibi inne rabbeke, inne leke ve inneke le ala hulukin azim. Ve la tudi'a kulle hallafin mehin hemmazin meşşâin binemîm. Aynen öyleydi yani bu son maruz kaldığımızda. Hallafin mehin, hemmazin meşşâin binemîm, mennâin ilhîri mu'tedin etîm, utullin ba'di zâlike zenîm. En kâne zâ mâlin ve benîn, izâ tutlâ aleyhi âyâtuna, kâle esâdîrul evvelîn. Hocam bu ayetlerde, bu ayetlerde bu kâfirin bu kadar çok vasıflarının zikredilmesindeki hikmet nasıl, ne olabilir acaba? Size şey veriyor, bu ne veriyor burada? Böyle bazı kimseler işte böyle olabilirler, servetleriyle övünebilirler. Fakat encamında burunlarına bir damga vurulur bunlar. Sonra onun örneğini de işte bu bahçe sahipleri misaliyle anlatıyor. Kendilerine güveniyorlar, bahçelerine güveniyorlar, servetlerine güveniyorlar. Kimseye bir şey vermemek için, aman giderken bağımıza, bahçemize dermek için kimse aramıza girmesin bugün. Ama gittiklerinde onlar bakıyorlar ki olan olmuş yani, her şey bitmiş. Sonra kendi aralarında birbirlerini levm etmeye duruyorlar. İşlerinde akıllı olan, hani Hazreti Yusuf'un kardeşlerinden Yahuda gibi. Bunları ikaz eden, ben size dememiş miydim filan diyor. Yani örneğini de orada veriyor. Kazanma kuşağında kaybedenler filan denebilir buna. Doneler veriyor. İnsanları tanıma adına. Kur'an'ı ne kadar tanırsanız insanları tanımada da o kadar az yanılırsınız. بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Ve gerçek o inkar edenler o zikri işittikleri vakit az daha seni gözleriyle çarpacaklardı. Bir de durmuşlar, haşa, o herhalde bir mecnun diyorlar. Halbuki o halis bir zikirdir bütün ukala alemleri için. Nazar için bu ayetten bazı tefsirciler nazarda şey yaparlar bunu. Bu 8 sayı hadislerde Buhari'de, Müslim'de nazar deveyi şeye, insanın mezara buyuruyor açıktan açık. Evet, burada sizin de dikkatinizi çekmiştir efendim. Evet. Kabul etmeyen başka da yani
umuma mal edilen tefsirlere yazmasalar da şeyler. Evet. Dün dediğim o şeyi de öyle. Aldıkları o şeyi de. Efendimiz sadece münhasıran insanlara peygamberdir. Oysa ki bir surede bile 3-4 defa geçiyor yani. Cinlerin Efendimizle alakası. Bu günümüzde bir tane de başka birisi var. Cin diye bir şey yok diyor. Bu esas başka Arap Yarımadası'nın dışından gelen insanlardı diyor. Onlara cin deniyordu. Cinlerin hilkatiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde mariç, nar filan diyor. İnsana salsalat gel fakar, min turab diyor. Böyle farklı şeyler söylemek suretiyle, fantezilere girerek farklı bir farklı ortaya koyarak kendilerini ifade etmek istiyorlar. Bunlar marazi ruha maruz insanlar. Evet. Hocam burada kesahibil hud denilmesi. Baş, evet. Başka bir yerde deniyor yani. Malum Sad suresinde söylüyor açıdan açıya. Ve zennun deniyor. Ve zennun orada. Lakabıyla söyleniyor. İzze ve muadiben fazanne ellen nektir aleyh. فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا اِلْهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ diyor. Evet. Bu şeyden sonra sahabe-i kiram arasında acaba Hazreti Yunus İbn-i Metta ne yaptı ki Efendimiz'e Cenab-ı Hak وَلَا تَكُنْ كَسَائِبُ الْحُدْ öyle olma dedi. Bunun için Efendimiz sahabe-i kiramın bu mevzudaki muhtemel belki düşüncelerini tadile matuf beni Yunus bin Metta'ya tercih etmeyin buyurdu. İki zat için demiş veya üç Hazreti İbrahim'e kelleti vermek suretiyle Halil o. Sonra bir Müslümanla Hazreti Ebu Bekir olma ihtimali de var. Bir Musevi'nin cedelleşmesi karşısında beni Musa İbni İmran'a tercih etmeyin demiş. Bir de burada Yunus İbni Metta'ya beni tercih etmeyin buyurmuşlar. Bu Efendimizinki esasen onlar hakkında olumsuz düşünceye girilmemesi adına bir şey oluşturuyor, engel oluşturuyor. Onunla evet zaten öyle biraz bu münasebette. Nun balık demek. Yerin altındaki balık da olabilir. Hani öküzün altında var ki balık. Yer öküzün üzerinde. Öküz balığın üzerinde. Balık denizde, denizin neyin üzerinde olduğunu bilmiyorum. Bizi 12 Mart'ta hapishaneye koyduklarında askeri cezaevinde solcular vardı. Bizimle o mesele böyle umumi bir İslami kanaat gibi imanın rükünlerinden onu öyle inanmışız gibi. İşte öküz kuyruğunu hareket etti, başını hareket etti, boynuzunu hareket etti. Ondan dolayı zelzele oldu yani. Pay kırılmaları filan ondan oldu. Bizimle öyle alay ettiklerini. Zannediyorum İskenderun'da. Ben çok yemekhaneye gitmedim de bir iki defa gitmişimdir. Orada da öyle bir ukala vardı. O da başka bir şey dediydi. Bu Dante'nin şeyinden. Haşa ve kella. Efendimiz'i böyle cehennemde gösterdi. Kafirler bir çeşit. Gafiller ayrı bir çeşit.
alim geçinenler ayrı bir çeşit sapıklık sergiliyoruz. Oysa ki bize düşen şey, bunun hepsinin manasını anlayamayız. Fakat Allah Celle Celaluhu bilir, Allahu Alem bir muradi falan dersiniz. Tefsir yapmışlar, tevilde bulunmuşlar, yorumlarla anlatmışlar, hadis-i şeriflerle ışık tutmuşlar. Fakat her şeye rağmen bazılar bizim için kapalı gibi görünebilir. Allahu Alem bir muradihi demek, Allah'a saygının ifadesi, Hazreti Resul-i Zişan'a saygının ifadesi, Kur'an'a saygının ifadesidir. Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakkatu mel-Hakkah ve mâ edrâke mel-Hakkah kezzebet semûdu ve âdum bil-kâri'a. O Hakk'a, ne Hakk'a ve ne bildirdi sana dirayetle, nedir o Hakk'a? İnanmadı Semud-u Ad o kâri'aya. Amma Semud İhlak ediverdiler. Kıyametin kopmasına malum el-kari'atünde kari'a sözüyle diyor. Yani kulaklar yırtarcasına esasen bir gürültü, bir velvele. Orada da iç musiki açısından esasen o gürültüyü yine ifade etmek üzere el-hakk, mel-hakk, amma adrake mel-hakk. Evet, kıyameti anlatması açısından iç musiki de ona uygun. Mustafa İslam'ın çok okuduğu surelerden birisi. Abdülbasit de okur. Abdülbasit'in okumalarını ben bizim Vehbi Hoca'ya dinletmiştim birkaç defa. O da aynen onun gibi okurdu. Sesi iyi olduğu dönemde, çocukluğunda. Thank you.